Ve şampiyonluğu değerlendirmek gerekirse de benim için muhteşem bir final oldu. Yani kariyerim için de final oldu. Artık 25 yaşında bana dedi ki durmalısın. Yani bir yerde durmalısın belki de. Ve o an her şeyi unuttuğum bir an. Bütün hayat toz pembe. Yapacağım soru işaretleri vardı. Tekrar denesem mi? Az mı denedim acaba? Bir doktora daha mı fazla görünseydim? O an oynayacağınız oyunu da oynayamıyorsunuz. Bana ikisinde de tekrar bir ameliyat olmam gerektiğini ve uzun vadeli süreçte profesyonel bir spor hayatının olmayacağını söyledi. Veliydi. Müthiş bir taraftarımız vardı. Çünkü taraftarımız bizi her yerde takip etti, destekledi. Tigers. Asuman Karakoyunbaş, Eczacıbaşı'nın 17 yıllık eski sporcusu, şimdi de altyapının idarecisiyim. 25 yılımı falan artık tamamladım, 20 yıldan sonra saymamaya başladım Eczacıbaşı'nda. Ben böyleyim, hazırım. Yani şimdi görüntüleri de izledikten sonra aslında 5 sene geçmiş, o heyecanı hiç hissetmem gibi hissediyordum ama şu anda tekrar o heyecanı yaşıyorum. Yani maçın öncesinde zaten benim herhalde ikinci Şampiyonlar Ligi Final Four'umdu. Yani ve takımı ilk sırtladığım aslında Şampiyonlar Ligi'ydi. En çok da korktuğum, kendimden korktuğum, acaba yapabilir miyim dediğim Şampiyonlar Ligi'ydi. Bunun altından kalkabiliyor olmak benim açımdan çok büyük bir gururdu. Ama tabii ki o heyecanı yaşamak, o heyecanı kontrol edebilmek aslında biraz endişe, biraz da heyecan hep beraberdi. Çok güzel bir gururdu. Yani şu an bile tekrar gördükçe gözlerim doluyor resmen. Çok heyecanlanıyorum. Çok güzel bir ekiptik zaten yani. Zorlu bir süreçti, evet. Sezonun başına belki biraz değinmek gerekirse kendi açımdan bahsedeyim. Sıkıntılı sürecim başladığı zamandı. Çünkü hep bir sakatlık periyodu oldu benim hayatım boyunca. Ve takımı sırtladığımda acaba bunu yapabilir miyim? Yani gidebilir miyim, dizlerim beni taşır mıyı hep düşündüm. Ve bir yerde artık teklemeye başlamıştım. Şampiyonlar Ligi bunun hemen hemen pik yaptığı noktalardan bir tanesiydi. Yani şimdi mesela düşündükçe de gerçekten üstesinden gelmişim gibi görünüyor videolarda. Ama hissiyat olarak hep kendimle çeliştiğim noktalardı. Şampiyonlar Ligi'ni ve şampiyonluğu değerlendirmek gerekirse de benim için muhteşem bir final oldu. Yani kariyerim için de final oldu. Vakıf maçını atlattıktan sonra evet biz şampiyon olacağız dedik. Çünkü zaten en önemli hani ezeli rekabet, ebedi dostluk diyoruz hep Vakıfbank'la keza aynı şekilde ama biz Vakıfbank'ı her geçtiğimiz maçtan sonra bir şeyler elde ettik. Bir şampiyonluk kazandık, lig şampiyonluğu kazandık, Türkiye Kupası kazandık. Ama hep Vakıfbank'ı geçmek zorunda kaldık. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de karşımıza çıktığında Vakıfbank maçını atlattıktan sonra biz ertesi günün şampiyonuyduk. Bunu zaten biliyorduk. Bu tabii ki bazen handikap da yaratabiliyor. Çünkü fazla rehavetten o an oynayacağınız oyunu da oynayamıyorsunuz. Ama Yamamay bizim çok dişimizde olan bir rakip değildi. Bunu biliyorduk. Onlar kendi kendilerini kırdılar. Biz Vakıfbank'ı kırıp geçtik ve şampiyon olarak aslında adetmiştik kendimizi. Vallahi şimdi düşündükçe ben hep finallerden korktum açıkçası. Çünkü altyapıda oynadığımda da öyle, milli takım sorumluluğu aldığımda da öyle. Ama finallerden, aslında finallerden korkmadım ama kendimden yapabilir miyim diye hep korkuyordum. Ve belki yapamadığım zamanlar oldu ya da işte antrenörün o istediğini sahaya koyamadığım şeyler oldu. Kendimden belki çok fazla şey beklediğim için yapamadığım anlar oldu ya da onu karşılayamadığım süreçler oldu. O yüzden bence antrenörü dinlemeye odaklı olduğum için. Yani kendim sahaya kendim bir şey koymaktansa takımın beyni olarak, antrenörün beyni olarak antrenörün istediğini sahaya koyabilmek için çabaladığımdan. Bunun için çok da fırça yedim çünkü zamanında. Büyük ihtimalle o yediğim fırçalar hala içimde biriktiği için finale geldiğimde hep bir antrenör desteği insan istiyor ama halbuki artık Şampiyonlar Ligi finale oynuyorsun. Ne bekliyorsun ki? Kendinden bir şey koymayacaksan antrenörden mi bekleyeceksin her şeyi? Bir de öylesi var. Ama Vakıfbank maçını hani iyi geçirmeme rağmen
finali daha iyi geçireceğimi düşünüyordum. Yani bütün ritüellerimi hazırlamıştım. Ayakkabı bağcığım, işte tokam, ne bileyim aynı büstiyer. Ama yetmedi demek ki final maçı için. Tabii burada en büyük destekçim olan o sene Nilay'a da teşekkür etmesem olmaz. Biz birbirimizi her zaman tamamlayan iki pasör olduk. Birbirimizin önüne geçmeye çalışan değil. Kim kenardaysa saha içindekine destek olmaya çalıştı. Kimi zaman senin görmediğin şeyi kenardaki görüp söyledi. Kimi zaman antrenörün söylediği şeyi modifiye edip sahaya koymaya beraber çalıştı. O yüzden final maçında kimin oynayıp kimin oynamadığı inan o raddeye gelince hiç önemi kalmıyor. Yani biz egolardan tamamen uzak iki karakterdik. Belki de biraz o yüzden. Ve kendi fiziksel yeterliliklerimizi biliyorduk. Nilay inanılmaz atletik. Çok iyi sıçrar, çok iyi patlayıcı kuvvete sahip, elleri daha kuvvetli, takımda daha enerjik. Ben aksine çok daha sakin, daha kontrolcü, daha yavaş, yani fiziksel olarak daha yavaş, elleri biraz daha stabil, belki oyunu daha iyi görüp okuyabilen ama dediğim gibi neticede birbirimizi tamamladık. Çünkü yeri geliyor takımın o ateşe, o enerjiye ihtiyacı oluyor. Yeri geliyor takımın istikrara ihtiyacı oluyor, sakinliğe ihtiyacı oluyor. O yüzden hani biz bunu dengeledik ama bunu en iyi de antrenörümüz dengeledi bence yeri geldiğinde. Aslında tamamen kenara çıktığımda takımı nasıl desteklerimi düşündüm. Bir gram bile aklımda şüphe olmadan ikili değişiklik olduğu için zaten önce bir bence geldik. Oturduk kenarda, baktık sokacak gibi değil. Hemen kenara bence desteklemeye. Zaten artık finale gelmişsin. Ne bekliyorsun? İçeride olsan ne olur, olmasan ne olur? Önemli olan o madalyayı boynuna asmak, o kupayı kaldırmak. Neticede orada şampiyon olan Asuman değil, orada şampiyon olan Eczacıbaşı. Valla ilk Nilay'la birbirimize sarıldığımızı hatırlıyorum. Çünkü dediğim gibi yani en büyük destekçimizdik birbirimizin. Ve ondan sonra bir anda sanki böyle bilinç kaybı oluyor. Her şey blackout. Kimi bulsan ona sarılmak istiyorsun. Çünkü daha önce hiç yaşamadığımız bir şey. Büyük bir emek var, kavga var, gürültü var, sezonun acıları var, tatlı anları var, ceza yemişliklerin var. En büyük handikapı zaten sakatlığın var. O yüzden yani hiç anlatılamaz bir duygu belki de ve o an her şeyi unuttuğum bir an. Bütün hayat toz pembe. Çünkü şampiyonluk gelmiş ve bunun için çalışmışsın. Eline alacağın bir kupa var. Bitti. Her şey o anda bitti sanki. Yaşadık, kapandı gibi oluyor. Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Halbuki o kupayı kaldırdıktan sonra uçağa binip geri dönüp her şey kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'den sonra klasik hemen hemen belki de her takımın yaşayabileceği o rehaveti biz de yaşadık. Ben kendimden hiçbir şekilde koyamadım çünkü artık Şampiyonlar Ligi boyunca ağrılarım çok arttı. Günde böyle iki iğne olup ya da işte çok uzun vadeli ağrı kesiciler alıp dizlerimin kafam kadar büyüklükte şiştiği ve hep aklımda aslında Türkiye Ligi'ni geçip bir an önce Dünya Şampiyonası oynamak vardı. Neticede Eczacıbaşı'nı dünyada temsil ettiğim bir platform. Oraya da geldiğimizde şöyle söyleyeyim, ben artık kendim için bitik durumdaydım. Yani fiziksel nasıl gidecek, nasıl yapacağım? Takıma bir şey vermek istiyorum. Böyle resmen bacaklarımı tutup çekmek istiyordum antrenmanda. Topal topal oynadığım zamanlar oldu, antrenmanlar geçirdiğim zamanlar oldu. Ama hep yine bir dünya şampiyonluğu, dünya şampiyonası. Yani kafanda mutlaka o hedeften, çünkü sporcusun, o hedeften maalesef yani ciğerini de çıkarıp koysalar hiçbir şekilde vazgeçemeyeceğin bir nokta orası. Ve sadece tek istediğim şey sezonu şampiyon olarak kapatabilmekti. Sağ olsun o süreçte de takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. Biz Türkiye şampiyonluğunu kaybettik ama dünya şampiyonluğunu kaybedemeyiz dedik. Belki kendimize biraz dinlenme süreci tanıyıp dünya şampiyonasına biz yine full konsantre bir şekilde gittik. Final maçından bahsetmeyeyim sadece ama şöyle söyleyebilirim. Her pasörün bilinç kaybının olduğu bir dönem oluyor. Bende de çok oluyordu. Olmuyor değildi ama benim dediğim gibi tamamlayıcım çok iyiydi.
daha doğrusu birbirimizi tamamladığımız noktalar çok iyiydi. Benim oynadığım zamandan itibaren artık antrenörler taktiksel olarak ikili değişiklikler yapıyorlardı. Kim dışarı çıksa da bunu hiçbir zaman sorgulamadı. Final maçı artık bizim biraz hani şampiyonluğu evet garantiledik dediğimiz yine noktaydı. Çünkü çok iyi oynuyorduk. Yani tüm bence dünya şampiyonası boyunca biz çok iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Şampiyonlar Ligi periyodunda inişlerimiz çıkışlarımız çok oldu. Çok handikaplı bir Voleroz-Zürih maçımız vardı mesela. Takım olarak belki yerin dibine girmek istediğimiz bir maçtı. İstanbul'da 3-0 kazanıp oraya gidip 3-1 kaybedip sonra altın seti oynuyor olmamız. Orada biraz daha sürüncemeli bir periyot geçirdik ama dünya şampiyonasına gerçekten rahat çıktığımız, kendimizden emin, artık o şampiyonluk tecrübesini kazanmış, kendimizi o hedefe nasıl odaklayacağımızı bildiğimiz bir süreçti. Bence takım olarak çok daha rahat geçirdiğimiz bir dönemdi. Zaten şampiyonluk gelmemesi için de hiçbir neden yoktu. Çünkü müthiş bir ekibimiz vardı. Teknik ekip, idari ekip, müthiş bir takım arkadaşlarımız vardı. Oyuncularımız hepsi çok tecrübeliydi. Müthiş bir taraftarımız vardı. Çünkü taraftarımız bizi her yerde takip etti, destekledi. Tigers. Zaten hani ben küçüklüğümden beri biliyorum. Onlar benim küçüklüğümü biliyorlar. Hani ben onların sürecini biliyorum, kurulma evrelerini biliyorum. Nerede olsa desteklerini çok gördük. Orada da, Şampiyonlar Ligi'nde de, Dünya Şampiyonası'nda da çok güzel desteğini hissettik. Hatta hemen hemen Türkiye'de oynamış kadar hissettik bence. Onlara da ben tekrar kendi adıma teşekkür edemediysem 5 yıl sonra tekrar teşekkür edeyim. Dünya şampiyonuyduk. Müthişti. Yani hala şurada bakınca o kaldırdığın kupa, o boyuna taktığın madalya, o alkışlar bambaşka unutulmaz anlar. Sakatlık deyince aslında ben 15 yaşından beri sakatım. Yani ilk dizimin ağrıdığı anı da hatırlıyorum. Kulübümüz burada yeni kurulmuştu. Atletizm antrenmanları yapıyorduk. Ve ben kenara, benim dizim ağrıyor diye 15 yaşında küçük takımda kenara çıktım. Ben bu diz ağrısını altyapıda da çektim, milli takımlarda da çektim. A takım sürecine geldiğimde de çektim. Benim için bilmediğim bir durum değildi. Ama son senelerime kadar beni çok zorlayan bir durum oldu. Ben ne zaman hangi doktora görünürsem görüneyim bana sürecin sonunda bir ameliyat dediler. Ben 17 yaşında da doktora gittiğimde bana ameliyat dediler. Ben 25 yaşında da doktora gittiğimde bana ameliyat dediler. Ama ameliyatın boyutu farklıydı. Benim fiziksel durumum bunu kaldırmadı. Anatomik olarak da sıkıntılar vardı. Genetik faktörler çok ön plandaydı. Ve maalesef ki benim iki teyzem bile dizleri protez şekilde yaşıyorlar. Hani bunu genetik nasıl anlatabilirim? Gerçekten genetik olduğunu böyle anlatabilirim. Aileden de gelen bir durum olduğu için artık 25 yaşında bana dedi ki durmalısın. Bir milli takım süreci başlayacaktı fakat ben federasyonumuzdan, antrenörlerimizden izin rica ettim. Bana bir aylık bir tedavi süreci verdiler. Bir ay tedavimi oldum. Fakat değişen hiçbir şey olmadı. Ne ağrılarda, ne sızılarda. O iğneli periyodu atlatıp, aslında iğne olup oynadığım periyodu atlatıp ilaçlı kısma düşmüştüm sadece. Bir ay sonra hiçbir değişiklik olmadı. Sonra oturduk, düşündük, taşındık. Ne yapabiliriz? Bir sonraki seneye nasıl hazırlanabiliriz? Süreç de uzun, ameliyat düşünür müyüz derken kulübümüzle konuştuk, doktorlarla konuştuk. Evet, ameliyatın bu süreçte doğru bir karar olacağını düşündük. Ve ben Haziran'ın başında ameliyat oldum. Bana söylenilen 12 haftalık bir periyot. Çünkü çok basit, aslında benim diz ağrılarıma göre yapılacak çok basit bir ameliyattı. 12 hafta sonunda yavaş yavaş toparlanacağım bekleniyordu ama ne benim genetik faktörlerim bu kadar ön plana çıkacağını kimse tahmin edemezdi. Ne ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonları kimse tahmin edemezdi. Kimsenin beklemediği her şey bir anda oluverdi aslında. Maalesef ben Eylül ayında sezon açılışına yetişemedim. Bu süreçte de çok denedim. Tedavi oldum. Kulübüm sağ olsun Eczacıbaşı her zaman arkamda durdu. Beni yurt dışındaki en iyi doktorlara götürdü. Almanya'ya 2 defa gittim. Müthiş bir tesise, müthiş bir doktora. Bana ikisinde de tekrar bir ameliyat olmam gerektiğini
ve uzun vadeli süreçte profesyonel bir spor hayatının olmayacağını söyledi. Ben yine denedim, vazgeçmedim. Sonrasında İsviçre'ye gittim. Federer'in doktorunu buldum. O zaman Federer çok zorlu bir diz sakatlığı geçiriyordu. Federer'in doktorunu buldum. Ona gittim. Aynı şekilde bana dedi ki profesyonel hayatın söz konusu değil. Sedanter hayatını da %70 olarak kurtarabiliriz. Çünkü senin şu anda dizin %30 olarak fonksiyonel çalışıyor. Tamam dedim. Döndüm. Bir ay yine ben deneyeceğim dedim. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da bir tane daha doktor buldum. Amerika'daki doktor da dedi ki kıkırdak nakli gerekiyor. O kadar ileri bir süreç. Ama profesyonel spor hayatını düşünemezsin. Bu kadar profesyonel bakış açısından sonra bu kadar denemişken benim kalkıp her şeye göğüs gerip ben yapacağım deyip ilerideki sağlığımı tehlikeye atmam çok doğru bir karar değildi. Yani ben eğer ileride protez olacaksam belki 60 yaşında olacağım ama bu sürece devam etseydim belki 30 yaşında ona ihtiyacım olacaktı. Bunun riskini çok almak istemedim, alamadım. Fiziksel durumum da buna el vermedi. Kulübümde bir sene daha denedikten sonra herkesin, benim ve kulübümün ortak kararıyla da voleybol kariyerimi sonlandırdım. Başta tabii ki her şey pişmanlık olarak geliyor. Bir sene çok zorlu geçti psikolojik olarak da. Ne yapacağım soru işaretleri vardı. Tekrar denesem mi? Az mı denedim acaba? Bir doktora daha mı fazla görünseydim dedim. Ama sorgulamanın sonra çok doğru olmadığına karar verdim. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Eğitim hayatımı tamamladım. Üniversiteden ekonomiyi bitirerek mezun oldum. Sonrasında sağ olsun yine federasyonumuz eğitimimi tamamladığım için de federasyonda altyapı milli takımlara idareci olarak beni layık gördüler. Orada bir senelik bir tecrübem oldu. Sonra yine Eczacıbaşı kapısından içeri girdim. 8 yaşına girdiğim kapıdan bir senelik bir ayrılıktan sonra 26 yaşında tekrar girdim. Yine altyapı idarecisi olarak. Aslında benden beklenilen bütün o tecrübelerimi altyapı sporcularımıza, çeşitli yaş gruplarına anlatmamdı. Anlatabildiğimi düşünüyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ama maalesef biraz da yeni jenerasyona ayak uydurmak çok zor. Hani ben eskiyim diye söylemiyorum, hala çok yeniyim, çok gencim ama onları takip etmek çok zor, onların dilinden anlamak çok zor. Şimdi biz de kendimizi geliştiriyoruz. Farklı bir alanda, işin idarecilik boyutu hele hiç tahmin edemeyeceğim kadar zor. Ama bıraktıktan sonra da hep istediğim şey sahanın kenarında yer almaktı. Farklı şeyler denedim çünkü kurumsal hayatı bir denedim 2 ay. Sabah 9, akşam 6. Dedim burası bana göre değil, burası resmen bir fanusun içinde yaşamak gibi. Ben dedim sağ kenarında koşturan taraf olacağım. Gerçekten de sağ tarafında koşturan oldum. Olmaya çabalıyorum. Hala çok yolum var, çok öğrenecek şeyim var. Her gün farklı bir şey katıyorum kendime, farklı bir bakış açısı, farklı bir fikirle uyanıyorum çoğu zaman. Ama elimden gelenin en iyisini yaparak hem altyapıdaki çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyorum hem de kulübümüzü aslında en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Çünkü neticede ben Eczacıbaşı Okulu'ndan mezunum. O kültürle büyüdüm ve o kültürü devam ettirmek benim en büyük sorumluluğum.